ekranlarında yeni bir tercih rehberiyle daha karşınızdayız değerli izleyiciler. Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca öğrencinin bugün de en çok merak ettiği sorulara cevaplar arayacağız. Meslekler, bölümler, şehirler ve çağın değişen dinamikleri, mesleklerin geleceği hepsine değinmeye çalışacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necmettin Atsu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz değerli hocam yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir sene sonra yine sağlıkla sizinle beraber olmak bu masada çok keyifli benim için. Bizim için de öyle, şeref verdiniz. Sağ olun. Geçtiğimiz bir yılı dilerseniz bir değerlendirelim. Şimdi öğrencilerin elinde belli bir sonuç var. Bugünden itibaren de tercih listelerini oluşturan arkadaşlar teslim etmeye başlayabilecekler. Şimdi bir sıralamalar söz konusu, elbette herkes kendi karnesini çıktısını öğrendi. Siz bu süreci bir değerlendirir misiniz? Hem bu YKS sonuçlarını hem de aslında bir yılda çok şey değişti. Çok hızlı birkaç yıllık değişimler geldi hayatımıza. Doğru. Ama sizin yorumlarınızı merak ediyoruz bununla ilgili. Çok teşekkür ederim öncelikle. Bir kere herkesi kutlayarak başlıyorum. Sınavı kazananlar hayırlı olsun. İnşallah gönüllerinin istediği, onlara hayat boyu en güzel kapılar açacak, en iyi yerlerde okusunlar. Ama bu arada kazanamayanlar da var. İstediği yerleri kazanamayanlar var. Onlar da hiç üzülmesinler. Hayat devam ediyor. Hepimiz bu yollardan geçtik. Bunun yarını var, önümüzdeki senesi var, daha sonraki seneleri var. Dolayısıyla bir kere orada hiçbir üzüntü, moral bozukluğu olmamalı. Ama kazananları tabii ki tebrik ediyoruz. Güzel bir sene oldu, güzel bir sınav oldu. Problemsiz bir sınav hiçbir oldu. Hiçbir sorun yurt iptali evet, olmadı. Hiçbir sorun iptali olmadı. Gayet güzel bir sınav oldu. Dolayısıyla o anlamda Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM çok başarılı bir süreç geçirdi. Bundan sonrasında gayet iyi geçeceğine eminim. Tabii burada İnsanlar sonuçta istediklerine gidecekler. Meslek çok önemli. Ömür boyu yapılacak bir şey. İstediklerine gidecek. Öncelikle hakikaten istedikleri meslekleri tercih etmelerini, o kılavuzları ellerine aldıklarında onun bunun söylediği, annelerinin babalarının tavsiyeleri, öğretmenlerinin yönlendirmeleri değil. Öncelikle kendileri ne istiyorsa bir kere oraya gitmelerini ben söylemek istiyorum. Öncelikle. Bu arada tabii bu barajların kalkması meselesi, bu benim hep savunduğum, hep de söylediğim bir şey. Çok doğru bir şey. Dolayısıyla bu sayede pek çok gencimiz bu kapılardan içeriye girebilecek. 3 milyona 1 milyon. Daha fazla yani, fırsat elde etmiş Evet, çok oluyor. Daha fazla Şansları fırsat. Arttı aslında, ya evet. Olabilecek bir takım evet. problemlerin önüne geçilmiş oluyor böylece. Bence çok doğru bir şey. Ha burada tabii ki siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir takım işte barajlar var. Belli evet. mesleklerin barajları var. Evet doğru. Orada o barajlara takılanlar olacaklardır. Ama söylediğim gibi başka meslekler olabilir, alternatif meslekler üretebilirler. Bu sene değil, önümüzdeki sene bu mesleklerde daha yüksek başarıyla, sınavlardan daha yüksek puanlar alarak devam etme şanslarına sahipler. Dolayısıyla hayat bu şekilde devam edecek. Kazananları tebrik ediyorum. Kazanamayanlar da lütfen üzülmesinler. Hocam her zamanki yaklaşımınızla sadece tercih yapacak öğrencileri değil, belki bir sonraki sene daha hazırlanma gereği duyan arkadaşlarımızı da ve hepsini yine kucaklayan bir mesajla evet, başladınız yayınınıza. Her zamanki gibi. Kesinlikle. Hem size yakışan hem de üniversitenizin biliyorum ki felsefesine yakışan bu kucaklayıcı davranışınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü evet bu da bir tercih. Belki idealleri için bir kez daha girecek. Belki girmek zorunda kalacak bazı arkadaşlarımız. Onlar da bizi izliyorlar. Onlara da hem buradan mesaj vermiş olalım hem de hiç canlarını sıkmasınlar. Yol uzun, hayat uzun. O hayat yüzden sabredenlere her zaman iyi bir şey veriyor. Evet. Bu dediğiniz barajlar konusunda da hocam bazı alanlar var ki mesela sağlık gibi belli bir disiplinin ölçülmesi gerekiyor. Çünkü meslek hayatına da gerekiyor. Bir nevi sadece ders başarısı değil de o anki muhakeme, anlık inisiyatif alabilme, karar verebilmeyi de ölçüyor zannediyorum bu alanlar ki sağlık alanında özellikle çok ihtiyaç olacak ileride ki siz çok hakimsiniz konuya profesyonel evet. olarak işin. Evet. O yüzden belki de gerekli mi acaba bu? En azından yani, şu anki baraj durumu. Tabii belli noktalarda barajı koymak gerekli. Çünkü belli şeyleri öğrenmeden, belli baz bilgileri sahip olmadan bazı meslekleri yapmakta gerçekten gençler zorlanabilirler. Yalnız bilmiyorum, daha evvel duymuşsunuzdur benim ağzımdan bunu. Ben hep şuna inanıyorum. Ya iyi öğrenci üniversiteye gelsin, biz onu daha iyi yapalım. Tamam, bu çok kolay bir yol ve evet istenilen bir yol. Ama üniversitelerin asıl vazifesi her öğrenciyi, yani iyi notlarla gelen, iyi öğrenci diye bir şey de yok aslında, yani iyi notlarla gelen öğrenciyi de, iyi notlarla gelemeyen öğrenciyi de, yani dahiye bir şey öğretmek tabii ki daha kolay olur ama bizim gibi, benim gibi normal insanlara bir şeyler öğretmek, hatta
daha zor öğrenebilenlere bir şeyler öğretmek. Bence üniversitelerin asıl yapması gereken ve üniversiteleri başarılı başarısız diye asıl ayıracak unsur budur. Eğer bir üniversite bunu yapabiliyorsa o zaman çok doğru yapıyor. Biz İstanbul Kent Üniversitesi olarak, Engelsiz Eğitim Vakfı olarak zaten bu amaçla yola çıkmışız. Ve bu çevrede, bu çerçevede hep çalışmışız ve böyle çalışmaya da bundan sonra da devam edeceğiz. Şimdi 9 gün bir zamanları var öğrencilerin. Bu 9 günde biz İstanbul Kent Üniversitesi olarak bu söylediğim mantık çerçevesinde öğrencilerimize her türlü yardımı ve desteği yapmaktan bir kere mutluluk duyarız. İki kampüsümüz var biliyorsunuz. Eski kampüsümüz, yani ilk kurulan kampüsümüz ki şu anda orada sadece Diş Hekimliği Fakültesi ve Lisansüstü Enstitümüz var. Taksim'de Sıra Serviler Caddesi'nde eski Alman Hastanesi. Bir diğer kampüsümüz de işte 3. senesinde olan Kağıthane kampüsümüzü, diğer bütün fakültelerimizi oraya aldık. Her iki kampüste de bizim 3 ayaklı bir tercih danışmanlığı sistemimiz var. Nedir 3 ayak? 1. Profesyonel tercih danışmanları. Tercih danışmanlığını kesinlikle hafife almamak lazım. Yani tamam, bir süre içinde bunu öğrenebilirsiniz, yapabilirsiniz ama burada tecrübeli insanların size bu işi anlatması ve sizi yanlıştan uzaklaştırması çok önemli. 2. Bu konunun profesyonelleri, yani hocalar. Çok kıymetli hocalarımız var. 3. Bence hepsinden de önemlisi akranlar. Yani o yoldan geçmiş, 1 sene evvel, 2 sene evvel geçmiş çocuklar. Biz 3 ayaklı böyle bir sistemle 2 kampüsümüze de gençlerimizi bekliyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Evet, tercih danışmanlığı için gelebilirler ama bekleriz. Üniversiteyi kazanıp isteyerek gelenleri nasıl bir ortam bekliyor? Biraz kampüsleri açalım mı? Kampüslerimiz tabii. Şimdi 2 kampüsümüzde hani 2 çocuğumuz onlar. İkisini de birbirinden ayıramayız ama ikisi tamamen farklı. Yani hani nasıl çocuklar farklı karakterde, bizimki de öyle. Bir tanesi tarihi 1800'lü yıllarda yapılmış. İşte Alman Hastanesi olarak Almanların kurduğu bir yapı. Daha sonra yine sağlık geleneğinde devam etmiş ve şu anda da sağlık geleneğinde devam ediyor. Sıra Serviler Caddesi'nde Taksim'de merkeze, Taksim Meydanı'na 3 dakika yürüme mesafesinde hakikaten bir tarih kokusuyla böyle içeriye girdiğiniz nefis bir kampüs. Orada kampüsün imkanları zaten bütün üniversitede olanlardan farklı değil ama dışarının imkanları inanılmaz. Dünya var orada. Yani bütün dünya Taksim'de. Diğer kampüsümüz bambaşka. O genç çocuğumuz. Hakikaten genç. Bina genç. Yepyeni. İşte sürdürülebilir. Her türlü modern imkana sahip. Laboratuvarlarıyla, binanın yapısıyla, akıllı olmasıyla, içindeki spor imkanları, sosyal imkanlar, yemek imkanları. Yani aklınıza ne gelirse. Bir gencin, keşke ben de o yaşta olsaydım şimdi, orada okusaydım diyebileceğim, bir gencin isteyebileceği her şeyi ona veren bir kampüs. İkisini de gelip görmelerini, hani tercihlerini yaparken aynı zamanda kampüslerimizin de havasını şöyle bir koklamalarını isterim. Tüm imkanlar var. Kampüsü gezen öğrenci genelde yazıyor zaten. Evet, etkileniyor. Hocam. Gördükten etkileniyor. Sonra İki kampüs içimiz, içinde dahil olmayı daha çok istiyor öğrencilerimiz. Evet, evet. Şimdi az önce biraz değişimlerden bahsettik. Geçtiğimiz son bir yıldaki işte YÖK'ün verdiği bazı yerinde kararları konuştuk. İstanbul Kent Üniversitesi'nde neler değişti? Sizde de muhakkak değişimler olmuştur. Onu da izleyicilerimize tabii, iletelim. Tabii çok çok önemli gelişmeler oldu. Bir kere yeni bölümler, yeni fakülteler açıldı. Eğitim anlamında birçok şey daha ileriye, daha iyiye gitmek üzere değişti. Ne fakültelerimiz açıldı? Bu sene aslında bizim 2 fakültemiz açıldı. Bunlardan bir tanesi Eczacılık Fakültesi, bir tanesi de Mühendislik Fakültesi. Fakat biz hani ikisini aynı anda yapmanın çok kolay ve doğru olmayacağını düşündük. Tabii burada maddi imkanlar söz konusu, bir işe tamamen böyle fokuslanmanız söz konusu. Öyle olunca biz bu sene Eczacılık Fakültesi ile uğraşalım dedik. Ve Eczacılık Fakültesini yaparken Eczacılık Fakültesini biraz farklı yapalım istedik. Ne yapalım dedik? Sadece bir eczacılık fakültesi, yani eğitimin yapıldığı bir yer olmasın dedik. Fakülte aynı zamanda 3 ayrı kola gitsin istedik. Nedir bunlar? Birincisi evet, en iyisinden bir eğitim. Harika bir kadro kurduk. Ama bununla yetinmeyeceğiz. İkincisi, dünya çapında çalışmalara imza atan, Türkiye'nin, üniversitemizin tanınırlığını tüm dünyada arttıracak olan çalışmaların üretilebileceği bir araştırma merkezi, mesela araştırma laboratuvarı. Mesela ilaç üretmek gibi. Her türlü. Bir de bununla bağlantılı olarak üretim merkezi. Ama üretim merkezi şöyle, topraksız tarımından başlıyor, paketlenmiş ürüne kadar aynı binadan çıkıyor. Böyle bir sistem düşünün. Yani ham maddesini o binada üretiyoruz,
kutulu vaziyette insanlara sunulacak halde o binada çıkartıyoruz. Böyle bir üretim merkezi. Bunların hepsi var. Neden? Çünkü eczacılık çok farklı bir bilim ve birçok bilimle iç içe olan bir bilim. Dolayısıyla siz eczacılığı yaparken tek boyutlu düşünemezsiniz. Çok boyutlu düşünmeniz lazım. Biz bunların hepsini içine alabilecek bir eczacılık fakültesi dizayn ettik. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. %60'ı kadarı bitti. Kalan %40'ında önümüzdeki aylar içinde, yani Ekim'e yetişmek suretiyle bitirmek üzereyiz, bitireceğiz. Ve inşallah o zaman sizleri de davet edip açılışlarda sizleri de çok orada görmek isteriz. Çok isteriz katılmak. Mühendislik fakültesinde tabii aynı kalitede yapmak istiyoruz. Dolayısıyla onu bu nedenle seneye bıraktık. Ama bunun yanında mesela sizi çok ilgilendiren radyo, televizyon, sinema bölümümüz açıldı. Bunun dışında iktisadi, idari, sosyal bilimlerin içinde işte İngilizce, uluslararası ilişkiler bölümümüz açıldı. Daha böyle birçok bölümümüz açıldı. Büyümeye devam ediyoruz. Evet, sağlıkla ilgili ben de notlar aldım. Diş protezi almışım, sağlık yönetimini not almışım. Evet. Ekonomi ve finans, bunlar da yine çağın en çok meslekleri. İstenilen meslekleri. Değişimlerin yaşandığı evet. Ve popülerleşen meslekler, evet. Konuşmamızın sonunda tekrar geleceğiz buraya ama biz hep şunu istiyoruz. Yani hani artık çok popüler bir kavram ya, sürdürülebilirlik. Evet. Bu sürdürülebilirliğin eğitim alanında mutlaka olması lazım. Yani bugün verdiğiniz şeylerin 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra ölmemesi lazım. Mümkün olduğu kadar içerideki dizaynı böyle yapmalısınız. Böyle dersler vermelisiniz, böyle bölümler açmalısınız. Evet. Yoksa bir işsizler ordusu yaratmaktan öte bir şey olmaz. Evet, evet. Eczacılıkla ilgili şunu da eklemek istiyorum. Öğrenciler yalnızca eczane açabilirim gibi düşünmesin ama sizin mesela bu açtığınız yeni tabii. Desteklerle birlikte ilaç üretimine katkıda bulunabilirler. Kamuda da iş bulabilirler. Her yerde. TÜİK geçtiğimiz günlerde 2023'teki yüksek öğrenim istihdam verilerini açıkladı. Evet, eczacılar çok hızlı sürede iş buluyor. En hızlı iş bulma süresi ilk 4. sırada eczacılık yer alıyordu diyebiliyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Burada tabii çok önemli 3 tane kavram var. 1. Ne kadar zamanda iş buluyor? 2. Ne ücrete iş buluyor? 3. Ne saygınlıkta bir iş buluyor? Ne oranda bir iş buluyor? Bunların hepsini aslında böyle şemsiyesinin altına alan bir fakülteden, bir bölümden bahsediyoruz eczacılık. Ama dediğim gibi bizim üniversitede bölümleri planlarken zaten hep önceliğimiz bu. Yani bazı bölümler, siz de çok iyi bilirsiniz, bazı bölümler popülerdir ama onu aslında 20 sene sonra göremezsiniz. Yani düşündüğünüzde göremezsiniz. Mümkün olduğu kadar o bölümlerle değil de daha böyle kalıcı, zaten sağlık bölümleriyle başlanmış olmasını ve ağırlığın o tarafta gidiyor olmasının da en önemli sebebi budur. Göremezsiniz 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra. Dolayısıyla hani biz bunu yaparken sürdürülebilir 20 sene, 30 sene, 40 sene. Çünkü çocuklar kaç yaşında şimdi? 18 yaşında. Bunlar kaç yaşına kadar? Ömürler de uzadı. 80 yaşına kadar çalışacaklar. Mecburlar artık. Kaç sene var? 60 sene, 60 senenin üstünde. Sevecekleri ve kolay kolay kaybolmayacak mesleklerde olmaları lazım. Biz bunun için uğraşıyoruz. Hep çalışmalarımız, planlamalarımız bu yönde oluyor. Ve de yetkinliklerle de geliştirmeleri gerekecek kendilerini. Mutlaka. Bu bitmeyen bir yolculuk aslında. Mutlaka. Öğrenmek hayat boyu devam ediyor. Evet, devam öğrenmek edecek. Sabır işi hiç bitmiyor. Çünkü her gün bir şeyler değişiyor. Hayat değişiyor, içinde evriliyorsunuz. Hepsini de öngöremiyoruz. Hiç. Mümkün değil. Tabii yani hani artık işte bugünün çağında tabii bazı şeyleri öngörebiliyoruz ama dediğiniz gibi bir yere kadar bazı şeyleri hakikaten biz de öngöremiyoruz. Ama evet. Mümkün olduğu kadar hata yapmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, sizin üniversitenizde de var mavi diploma konusu da bu yıl en çok konuşulan ve bizim de karşımıza çıkan konulardan. Bu başlığı da açalım mı? Ya mavi diplomadan önce aslında ben başka bir şey söyleyeyim size. Mavi diploma tabii var, onu söyleyeceğim ama kurumsal akreditasyon, program akreditasyonları bunlar bence mavi diplomadan çok daha kıymetli, çok daha önemli şeyler. Mavi diploma sonuçta bir diploma eki. Yani 3 cümleden fazla konuşulacak bir şey değil. Evet. Bu Bologna sürecinde işte bir takım derslerin, müfredatların uyumları meselesi var. Sizin eğer verdiğiniz dersler bu müfredatlara uygunsa, yani buradan çıkan çocuk Avrupa'da herhangi bir üniversiteye gittiğinde bu dersleri saydırabiliyorsa, bunlar kabul görür haldeyse, siz mavi diploma ekini öğrencinize veriyorsunuz. Ama bundan daha önemlisi, bunun çok daha geniş kapsamlısı kurumsal akreditasyon ve programların, bölümlerin akreditasyonu. Yüksek Öğretim Kurulu yine son dönemde yaptığı en önemli, en güzel, en kıymetli işlerden bir tanesidir. Bunlara öncelik vermesi. Bu neye yarıyor? Bu aslında Türkiye'nin, üniversitelerimizin yurt dışında, dünyada görünürlüğünü, bilinirliğini ve geçerliliğini arttırıyor. Siz bunları doğru yaparsanız, siz sadece
Türkiye içinde iyi bir üniversite olmuyorsunuz. Avrupa'da, dünyada tanınan iyi bir üniversite oluyorsunuz. Sadece aldığınız dersler değil, aldığınız eğitimin bütünü kabul görüyor. Gittiğinizde herhangi bir yerde anında iş bulabiliyorsunuz ve birinci sınıf iş bulabiliyorsunuz. Bunları dediğim daha gibi YÖK'ün, YÖK'ün inanılmaz YÖK çabaları var. Birlikte, evet, çok kesinlikle. İnanılmaz çabaları var. Ve biz de destekliyoruz. Standartları da yüksek tuttuklarını da bizler biliyoruz. Evet. Evet, çıta giderek yükseliyor, yükselmesi de lazım. Evet, bu böylelikle öğrenciler bunu da tercih kılavuzlarından takip edebilirler. Tabii. Orada Türkiye Yeterlikler Çerçevesi logosu da eklenecek bu yıl, evet, ilk kez. Ve akredite olan kurumlar, programları buradan takip edebilecekler. Şimdi Sayın Başkanımızın işte öncülüğüyle biz zaten bu işe derhal girdik. Çok genç bir üniversiteyiz biliyorsunuz. Bunun bir süreci var. Biz 7 yıllık bir üniversiteyiz daha. Mezunlarımız daha yeni vermeye başladık. Dolayısıyla şimdi bu işi yapabilmek için biz tamamen profesyonel, bu işi yapmış, Türkiye'de isim sahibi bir ekip kurduk. Ve bu ekiple 4 koldan, yani şu anda okula inanılmaz bir... Tamamen akreditasyon. Evet, evet, akreditasyon. Hem toplam akreditasyon, kurumsal akreditasyon, hem de program akreditasyonları ile ilgili inanılmaz bir çalışma var. Arkadaşlarım tabii, bütün hocalarımız, idari personelimiz bu işe inandılar. Benimle beraber, hocalarımızla beraber inanılmaz bir şekilde, özveriyle, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Çok hızlı bir şekilde bunları yerine getireceğiz. Mavi diploma evet önemli. Diploma eki evet önemli ama bu çok daha kıymetli. YÖK'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu konudaki öncülüğü için. Evet, bu akreditasyonlar yurt dışına öğrencilerin açılmasını kolaylaştırıyor dedik ama bir yandan da bir grubun da dikkatini çekiyor. Uluslararası öğrencilerin bizi tercih etmesini de aslında hızlandırıyor ve buna göre onlar da seçim yapıyorlar. Çünkü onların da bir kalite arayışı var. Sizin de biliyorum kaliteli uluslararası, evet, öğrenci arayışınız, evet, var. Buradaki yaklaşımınızı dinleyelim. Aynı şekilde bu kaliteyi eğer siz meydana getirebilirseniz bu sadece Türkiye'de kalmayacak. Bu kulaktan kulağa yayılacak. Bütün basın, bütün işte eğitim mecrası bunu anlatacak ve bu sadece İstanbul Kent Üniversitesi'nin A ya da B Üniversitesi'nin işine yarayan bir şey değil. Bu milletçe, bu milli bir mesele. Milletçe, ülkece bizim işimize yarayacak bir mesele. Dolayısıyla biz buna hani en sıkı sarılanlardan bir tanesiyiz. Önümüzdeki kısa dönemde, bir sene, iki sene içinde hepiniz göreceksiniz. Önümüzdeki sene bunları konuşacağız sizinle. Diyeceğiz ki işte şu programlarımız, şu anda hepsi süreçte. Şu akreditasyonları, bu programlarımız bu akreditasyonları aldı. Dolayısıyla bu yabancı öğrenci için inanılmaz bir albeni. Tabii burada bizim İstanbul Kent Üniversitesi özelinde bir şey söyleyeceğim. Bizim kent merkezinde bir üniversite olma çabamız da farklı. Bu bizim yabancı öğrenciler, yani uluslararası öğrenciler için de, yerli öğrenciler için de kent kültürüyle yaşamak, üniversiteyi kentin merkezinde yaşamak, ayrı bir kent kültürüne sahip olmak gibi bir misyonumuz var. Üniversite böyle kuruldu ve bunu da hani bu diğer konuya da bir destek olarak düşünüyoruz ve bundan sonra da Kent Üniversitesi'nin büyüme serüveninde bu şekilde devam etmek hiç istiyoruz. Genişletmeyi, böyle yayılmayı ya da farklı yerlere kampüs, hayır, açmayı düşünmüyoruz. Kent içinde olacaktır. Zaten çok fazla büyümek gibi bir hedefimiz de yok. Belli kafamızda sınırlar var. Yani o sınırların da aşağı yukarı 3'te 2'sini neredeyse tutturmuş durumdayız. İşte bir tıp fakültesi hayalimiz var. Sağlığın altyapısını çok güzel getirdik. Çünkü Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, ondan sonra Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve böyle bir Eczacılık Fakültesi. Bunlardan sonra işte bunu bir tıp fakültesiyle, sizin iyi bir de tıp fakültesiyle. Elbette bir tıp fakültesi de çok yakışır. Tabii o benim tabii şahsi olarak, evet, tabii isteğim. Evet. Şimdi anketler var. Çeşitli anketler yapılıyor. Yani YÖK de değerlendiriyor. Farklı bağımsız kuruluşlar da var. Burada biraz çıktıları da konuşalım mı? Nasıl öğrencilerinizin yaklaşımları? Bu anketler bence çok yine Yükseköğretim Kurulu'nun çok doğru yaptığı işlerden bir tanesi. Bu anketlerin olması lazım. Çünkü hani paydaş diye bir şey var ya, paydaş. Evet. Bizim en büyük paydaşımız aslında ya da çıktığımız kim? Öğrenciler. Öğrenciler. Dolayısıyla tabii, biz şimdi ne yapıyoruz? İşte şu ana kadar gelinen noktada aslında çoğunlukla sizle oturuyoruz, bir karar veriyoruz. Bunu şöyle yapalım, şunu böyle yapalım falan diye. Tamam, belki tamamen onların dediklerini dinlemeyeceğiz. %100 söylediklerini yapmayacağız. Evet, bizim de bir görgümüz, bilgimiz, tecrübemiz var. Ama gençlerin dediklerini doğru dinlemek ve doğru analiz etmek lazım. Ve ön yargısız analiz etmek lazım. Bence gördüğüm büyük problemlerden bir tanesi gençlere karşı biz yaştakiler biraz daha ön yargılıyız. Onu biraz daha ön yargısız olduğu gibi anlayabilirsek
eminim ki onların o anketlerde bize söyledikleri belki bizim düşündüklerimizden de daha iyi şeyleri yapmamıza vesile evet. olacak. Dolayısıyla biz bunu destekliyoruz. Üniversitemizde bu anketler başladı, yapılıyor. Hatta şu anda Yükseköğretim Kurulu'nun yeni bu hafta içinde gönderdiği anketler var. Şimdi onları da öğrencilerimize sunduk. Onlardan gelecek feedbacklerle Yükseköğretim Kurulu'yla beraber çalışmalarımızı tekrardan gözden geçireceğiz. Evet, biz hep yayınlarımızda da çağın değişen dinamiklerini konuşuyoruz, mesleklerin değişimini konuşuyoruz ama değişen bir şey de öğrencilerin eğilimleri, beklentileri, yüksek standartları hatta. Farklı bir nesil geliyor. Bunu siz çok daha iyi ayırt edersiniz. Her neslin kendine has tabii ki profilde özellikleri vardı ama şimdiki gelen nesilde hem üniversiteden beklentileri hem kendi ileride sahip olacağı mesleğinden de beklentileri fazla ve değişken. Çok. Bunlara da hitap etmek gerekiyor. Anketler bu konuda güzel geri bildirimler veriyordur kesinlikle. Muhakkak size. Kesinlikle. Akademisyenlere de yöneltiliyor bu anketler aynı zamanda. Şehrin yerel yönetimlerine bile soruluyor çünkü onlar da birer paydaş. Bu çok hepimiz. Açıdan değerlendiriliyor gerçekten. Yani şimdi üniversite eğitimi sonuçta lise eğitimi ya da ortaokul eğitimi gibi bir şey değil. Yani siz işte önüne bir tane kitap verip, kağıt verip orada bir şeyler anlatıp onları sormuyorsunuz. Bir meslek edindiriyorsunuz. Dolayısıyla sektörlerle bir iç içe girmişlik var. Şimdi burada söylediğim gibi yani bizim tabii ki kafamızda bir şeyler var, planlarımız var falan ama öğrencilerin bambaşka beklentileri var. Benim kabul etmediğim şu Z kuşağı falan denilen, ben o tanımı sevmiyorum. Genç kuşak, yeni kuşak, bizim çocuklar. Bunlar tabii farklı bir şeyler istiyorlar ve bu istediklerini bizim ön yargısız doğru anlamamızın yolu işte bu anketler. İşte oradan biz bu çocuklara ileriden gerçekten ne beklediklerini doğru anlayıp onların beklediklerine göre programlar dizayn etme şansına sahip olduk, oluyoruz. Daha da iyi olacağız. Yani artık çocuklar prestij istiyorlar, dediğiniz gibi para istiyorlar. Aslında birçoğu biraz daha az çalışarak bunlara ulaşmaya çalışıyorlar falan. Bir de öğrenciyken de tecrübe edinmek istiyor bir yandan. Hatta tabii, daha öğrenciyken gelir elde etmek istiyor. Çalışmak çok değişti. İstiyor. Sektörel çok değişti tecrübe artık. İstiyor. Çok değişti öğrencilik. Yani öyle bizim zamanımızdaki gibi öğrenciler lise öğrencisi gibi değil. Hepsi bir şekilde para kazanmak istiyor. O parayı kazanmak onları acayip mutlu Peki, ediyor. Peki var mı? Üniversitede tabii, böyle bir fırsat var mı? Her türlü. Her türlü imkan var. Şimdi bir kere zaten bizim bazı bölümler yani birçok bölümümüz aslında şu anda hem okuyorlar hem çalışıyorlar. Yani okulun diyebilirim ki ben size yarısı hem okuyor hem çalışıyor. Kendi paralarını kazanıyorlar. Yani ailelerinden gelen parayla değil kendi paralarıyla okuyorlar. Ve bunlar yani çok da mutlular. Düşünün yani kendiniz kazanıyorsunuz, kendi kazandığınız parayla yaşıyorsunuz, okuyorsunuz. Bunlar çok mutlular ve biz bunlara inanılmaz olanaklar sağlıyoruz. Sadece Türkiye'de sağlamıyoruz bunu. Yurt dışında da birçok Avrupa ülkesiyle bağlantılı vaziyetteyiz şu anda. İngiltere ile Fransa ile gastronomi alanında, moda alanında, ekonomik bir takım şirketlerde, sanayi şirketlerinde, tıpla ilgili alanlarda, yurt dışında teknoloji vardır. Alanında pek çok Türkiye ve Türkiye dışındaki bağlantılarımız var ve bunlarla çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Bunların bir kısmı bize geliyorlar, bize dersler anlatıyorlar, profesyonel özel dersler veriyorlar. İnsanlarla tanışıyorlar, bir bağlantı oluşuyor, bir ağ oluşuyor, işte bir network oluşuyor. Onlar bugün işe giriyorlar, yarın işleri garanti oluyor, staj problemleri olmuyor. Bunların hepsini ayrı ayrı dizayn ediyoruz. Evet, şimdi son dakikamız sizden çok engin tecrübelerinize dayanarak toparlamak da istiyorum. Bir yandan tabii. Çok da aslında danışmak istediğim çok fazla konu var. Ama dilerseniz özel gereksinimi olan bazı öğrenci arkadaşlarımız var. Onlara yönelik de üniversitenizde çalışmalar yapılıyor mu? Buna değinmeden geçmeyelim. İstanbul Kent Üniversitesi'nin misyonu biliyorsunuz. Engelsiz evet. Eğitim Vakfı'ndan evet. Rahmetli Başbakanımız Mesut Yılmaz, kıymetli eşleri Berna Yılmaz ve kıymetli çocukları, evlatları tarafından kurulmuş bir vakıf. Amaç bu. Zaten kuruluş amacı bu. Bu insanlara yani bizden daha farklı olan, bizden daha zor şartlarda dünyaya gelmiş ve yaşamaya devam eden insanlara kolaylık sağlamak. Maddi manevi bunu yapıyoruz. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela bizim üniversitemizde belki birçok üniversitelerde olmayan, belki hiçbir yerde olmayan bir özellik var. İşaret dili alfabesi kullanarak psikoloji dersi verilebiliyor, psikolojik danışmanlık verilebiliyor. Hani görme engeller için, işitme engeller için, ortopedik engeller için falan bunların hepsi var ama mesela bu benim çok duymadığım, dünyada da örneği biz bunu bile yapmışız ve hani bu tür her türlü yeniliği de hemen yakalamaya çalışıyoruz. Evet ve de ARGE çalışmalarına da biliyorum ki önem veriyorsunuz aslında. Bir teknoloji merkeziniz de isterseniz değinebiliriz. Şu anda
orası kurulma aşamasında, hızlı bir şekilde oranın kurulumu devam ediyor. Eczacılık fakültesinin açılması ve önümüzdeki sene tabii mühendislik fakültesinin bölümlerinin gelmesiyle o çok daha güçlü olacak. Burada işin başka bir boyutu da var. İşin bir de para boyutu var. Şimdi burada hem Ar-Ge olmak zorunda, yani gençler, hocalar bir Ar-Ge yapmak zorundalar ve bunu ticarileştirip dünyaya, piyasaya satmak durumundalar. Bu onlara ayrı bir yaratıcılık getirecek, Ar-Ge getirecek. Bundan para kazanacaklar, bundan yayın üretecekler. Yani hem onların, hem üniversitenin, hem ailelerin, hem Türkiye'nin, ulusumuzun büyük kazanımları olacak. Katma değer sağlayacak muhakkak. Evet. Kaliteyi yüksek tutuyorsunuz, biliyorum, tutmaya çalışıyorsunuz, sürdürebilir kılmaya çalışıyorsunuz evet, bunları. Her şeyden rekabet önemlisi. Rekabet çok arttı. Öğrenciler açısından da, kurumlar açısından da kolaylıklar diliyoruz. Artık her şey bizim rakibimiz, YouTube rakibimiz, yapay evet, zeka rakibimiz, diplomasız iş alanlar rakibimiz. Ama eğitim, üniversite eğitimi bence hepsinin üstünde sürdürülebilir. Bu sürdürülebilir olan bu. Bence çocukların bu yoldan ayrılmamaları lazım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yanımıza katıldığınız için, verdiğiniz tüm katkılar için çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok keyifli bir program oldu. Tekrar gençlere başarılar, ailelere sağlık, mutluluk diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Sağ olun. Tercih rehberini burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. Öğrencilerimize bugün de rehber bilgiler paylaştık. İstanbul Kent Üniversitesi'ni tanıdık. Rektör hocamız Profesör Doktor Sayın Necmettin Aksu'ydu konuğumuz. Yeni bir tercih rehberinde görüşünceye dek hoşça kalın.